Başkanım, malum esnaflarımız zor günler geçiriyor ve devletimiz yardımlara başladı, hibe yardımlarını. Ve 2020 yılında esnaflarımızın beklentileri neler size? Devletimizden tabii ki esnaf genel başkanımız da bunu zaman zaman görsel ve yazılı basınlarda elinden geldiği kadar anlatmaya çalışıyor. Esnafın şu durumda zor durumlar yaşıyor gerçekten ama şöyle bakmak lazım. Hepimiz aynı geminin içindeyiz. Bu virüs belasından işte acil kurtulmamız lazım. Devletin aldığı kararlara uymamız lazım. Maske ise maske. Aşı ise aşı, vay kimisi diyor ki ben yaptırmam, ben etmem, bilmem ne. Bunlar öyle bir şey. Devlet böyle bir size hizmet getiriyor, aşı getiriyor, işte bir an evvel bundan kurtulalım diye. Böyle şeylere girmemek lazım. Herkesin duyarlı olmak lazım. Aşısını yaptırması lazım. Bu virüsten kurtulmamız lazım. Bu virüsten kurtulduğumuzda da ben inanıyorum ki biz bir Irak, bir Suriye gibi olamayız. Yani bir yere de gidemeyiz. Aynı geminin içindeyiz, biraz evvel de söyledim. Ve bu virüsten kurtulduğumuzda çok güzel ekonomimiz de yerinde olacak. Her şey dört dörtlük olacağına inanıyorum ama bir an evvel bu virüsten kurtulmamız lazım. Onun için de devletin verdiği yasaklara uymamız lazım. Elimizden geldiği kadar bu yasakları delmememiz lazım. Ondan dolayı da tabii ben başta Cumhurbaşkanımıza, işte bakanlarımıza, Sağlık Bakanımıza, herkese teşekkür ediyorum. Niye teşekkür ediyorum? Çünkü bu aşı bir an evvel ülkemize geldi. Aşılanmaya başlandı. Şimdi doktorlara, ondan sonra da ikinci bir şeyde işte sivil toplum örgütlerine, berberlere, kahvecilere, 65 üzerindeki yaşlılara ve Mart ayına kadar da biz bu işin içinden kazası belası çıkacağımıza inanıyorum. Ve bu arada da kendi aşımızı kendimiz de üretmeye çalışıyoruz işte. Belli üniversiteler özveriyle çalışıyorlar. İnşallah güzel şeyler olacak. Bu ayın birinden itibaren de götürü esnafına dediğimiz işte 3000 lira birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay devlet yardımı, 1,5 milyon da kira yardımı ve ayın 20'sinden itibaren 4,5 milyon gibi bir yardım ve her ay 3 ay içinde bu para ödenecek. Tabii ki 400 bin kişiye yakın götürü esnafımız var. Bunları aldıktan sonra da 2 kat trilyon devletin açıkladığı şey ve almayan işte buradaki daha mağdur olan esnafların hepsine verilecek yani bunlar. Tabii ki devletin yaptığı yardımlar için şahsım ve teşkilat olarak da teşekkür ediyoruz. Biz yanlış bir müracaat ederler diye bir hafta boyunca, 10 gün boyunca buradaki mesaimizi arttırdık ve vatandaşın, esnafın bilgilerini özellikle genel sekreterimiz ve çalışanlarımız olmak üzere hepsi girdiler ve şimdi de ayın 20'sine kadar da bu paraların yatacağına Sayın Esnaf Genel Müdürümüz 2 gün evvel buradaydı. Ayın 20'sine kadar yatacağını söyledi. Bunun da biz takipçisi olacak. Eğer parası yatmayan yanlışlıkla değişik bir yere girdi de parası gelmeyen mükelleflerimiz varsa bizlere müracaat etsinler. 15 gün içinde yeniden biz onların hakkını arayacağız ve devletin verdiği de söz herkesin parasını vereceğiz diyor. Yeter ki bu şeylere yanlış girilmesin. Yani bu biraz evvelki dediğim gibi de en büyük bela, çünkü ülkemiz o kadar güzel bir ülke ki bazen diyoruz işte 4 mevsim değil 6 mevsimi yaşıyoruz yani. İstediğin her şey var. Bir gün pazara git, istediğin meyve var, istediğin her şey var. Kışı da yaşıyoruz, yazda ya baharda yaşıyoruz. İnan her türlü ülkemiz o kadar güzel ama böyle bir dünya yakalandı bu virüse. Bu virüsten hep beraber kurtulmamız lazım. Bizim ülkemiz daha temiz, daha düzgün, daha şey, onun için de halkın biraz daha duyarlı olması lazım, esnafın biraz daha duyarlı olması lazım. Bu beladan hep beraber kurtulmamız lazım. Onun için de önümüzün 2021 yılı inşallah iyi olur, esnafın önü açılır ve bu virüsten kurtulduğunda her şey dört dörtlük olacağına ben inanıyorum yani. Teşekkür ederim.